İyi akşamlar. 18 Aralık 2018 Salı günü Erişilebilir Ev İdaresi deneyim paylaşımında 5. haftadayız. Bu hafta çamaşır meselesine giriyoruz. Çamaşır yıkama, kurutma, katlama evde en çok tekrar edilen işlerden bir tanesi. Ama ondan öncesinde isterseniz geçen haftayı şöyle bir kısaca konuşalım, ne yapmıştık diye. Geçen hafta benim için zor bir alandı. Banyo ve tuvalet temizliğinden bahsetmiştik. Hem çok temiz tutulması gereken bir alan, hem de çok sık kirlenen bir alan ve birazcık da mesela mutfak kiri gibi değil, ev kiri gibi değil. Biraz insanın midesini de bulandıracak bir alan, özellikle tuvalet. Hani Habil Bey bahsetmişti, tuvalet fırçasını bile yerine koyup yerinden çekerken çok dikkat etmem lazım. Çünkü ufak bir yere sürtünmesi oranın da kirlenmesi anlamına geliyor diye. Ve elle temasında yoğun olmadığı bir alan diye konuşup bunun işte ne yapabiliriz'i konuşmuştuk. Farklı çözüm önerileri geldi. Yani hani tabii ki tuvaletin fırçayla temizlenmesi en doğrusu. Yani elin temas etmemesi için en çok tercih edilen yöntem en doğrusu. Onunla ilgili ben şöyle bir yöntem, fırça kullanmayı da sevmiyorum. Özellikle de klozette ama diğer Alaturka tuvaletlerde de işe yarabilir diye düşünüyorum. Bir tane sprey kutuya koymuş olduğum, geçen haftaya kadar çamaşır suyu koyuyordum ama geçen hafta itibariyle çamaşır suyunu terk ettim. Onun yerine kullanmış olduğum banyo temizleyicisini sık sık tuvalete sıkıyorum. Özellikle yatmadan önce temiz tuvalete, yani tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çektikten sonra spreyle deterjanımı tuvaletin her yerine gelecek şekilde sıkıyorum. Daha sonra sabah kalktığımda ilk kullanmadan sifonu çekiyorum ve bunu eğer gün boyu evdeysem ara ara tekrar ediyorum demiştim. Ve bundan güzel sonuçlar almaya başladım. Bunu son 2 yıldır bu yöntemi kullanıyorum. Arada bir temizlediğimiz zaman mutlaka sarılık oluyor. Hani belki biz kokusundan falan hissetmiyoruz ama tuvalette özellikle sararma oluşuyormuş. Bu yöntemle geçen hafta tekrar gösterdim hatta dersten sonra anneme. Gayet temiz, bembeyaz görünüyor. Hiç sarılık yok dedi. Bu benim kullandığım bir yöntem. Sizin de işinize yarayabilir. Yine bununla ilgili Hakan Bey'in güzel bir yöntemi vardı. Sifonun içerisine bulaşık deterjanını koyuyorum dedi. Sabaha kadar çözülüyor. Sabah da sifonu çektiği zaman deterjanlı su direkt tuvalete aktığında lekelerin kolaylıkla arınmasını sağlıyor demişti. Tuvalet ve banyo temizliğinde bitkisel ürünleri kullanan katılımcılarımız vardı. Bunun üzerinde durduk. Çamaşır suyu ya da tuz ruhu elimizi daha çok zedeleyebilir diye bu tür bitkisel ürünleri kullanmak daha faydalı olabilir. Limon ve karbonat tavsiye edildi. Sirke tavsiye edildi. Vinya fayansların siliminde sıralı silme önerildi. Hani elimizde bir skoç raf, bir fırça varsa sırayla paralel gittiğimiz zaman hiçbir yere atlamadan o temizliği sağlamış oluruz diye konuştuk. Banyoyu kuru tutmanın öneminden bahsettik. Kuru olunca daha temiz oluyor. Kuru olduğu zaman rutubet kokusu olmuyor ve böylece daha temiz bir ortam oluşmuş oluyor. Kokulardan bahsettik dersin kapanışında. Normal oda kokularını banyolarda da kullanabileceğimizden bahsettik. Geçen hafta söylemeyi unuttum ama benim çok dikkat ettiğim, başıma gelmesinden de çok korktuğum bir iştir. Özellikle ev temizliğinden sonra kovada biriken suyu tuvalete dökeriz ya, o suyu dökmeden önce onu ben huy edindim. Kovaya şöyle bir elimi daldırıp içinde bez var mı yok mu? Çünkü en çok korktuğum şey o bezin ya da tuvalete gitmesini istemediğim bir nesnenin tuvalete kaçması, tuvaleti tıkaması. Bunu burada paylaşmış olayım. İlaveten sizin geçen haftayla ilgili söylemek isteyeceğiniz bir şeyler vardır.
Şimdi benim karşıma şöyle bir şey çıktı. Kardeşimin bir arkadaşı Japonya'da. Ondan sonra ve bir şekilde bir konuşma sırasında harekete duyarlı klozet kapakları varmış Japonya'da. Yani kapak tuvalete yaklaşınca otomatik kapanıyor, açılıyor. Su seviyesini düğmelerle falan ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de mesela bununla karşılaşan hiç arkadaşımız oldu mu acaba? Benim hiç karşıma çıkmadı bulunduğum mekanlarda. Hatta birkaç yere de soracağım açıkçası. Bu enteresan bir şey, alet. Hareket algılayıcı, evet, otomatik olarak kapanıp evet, açıldı. Klozetlerin, yani klozet kapağı otomatik. Klozet kapağı açılıp kapanıyor. Yani hani kapıların otomatik, ışıkların otomatik olması artık hepimizin çok bildiği şeyler. Fakat direkt klozet kapağının tuvaletlerde harekete duyarlı olması çok enteresan geldi bana. Ondan sonra ve hani keza suyun da her dereceye göre ayarlanabilir olması falan çok ilginç açıkçası. Yaklaşık bir 10 yıl önce Japonya'ya gitmiştim ben. Orada hani kendi kapağın açılıp kapandığını görmedim klozetin, ama söylediğiniz gibi su seviyesini ayarlayıp, yani klozet kapandı bir kere. Braille o kadar yaygındı ki her türlü makinede mutlaka Braille olarak da yazıyordu. Daha sonrasında hani taharet musluğu vardır ya bizde. Klozet kapağının üzerinde düğmeler vardı ve o taharet musluğu görevi görüyordu. Orada su seviyesini, sıcaklığını ayarlayabiliyordunuz. Evet. O çok hoşuma gitmişti, ama klozetin kapanıp açılması da çok mantıklı. Bir de şöyle, burada var mıdır dediniz. Olabilir artık, çünkü geçenlerde bir televizyon kanalında akıllı banyolar, akıllı tuvaletler diye bir program vardı. Orada bu akıllı klozetlerden bahsediyordu. Belki burada daha az, yani yeni yeni başlamış olabilir. O yüzden fiyatı da çok yüksek olabilir. Ama bulabileceğimizi düşünüyorum artık Türkiye'de de. Özellikle klozet kapağı dediğiniz gibi çoğu kimse... Siz geldiniz aklıma, hep kapatıyorum falan demiştiniz ya. Ondan sonra direkt o gelmişti. Yani bizim hepimizin en büyük sıkıntılarından biridir. Gittiğimiz evde açık mıdır, işte kapalı mıdır, ne durumdadır bilmediğimiz için. Ondan sonra dolayısıyla hani onlardan kullanılıyorsa her şey otomatik. Çok kullanımı kolay bir cihaz olmuş olur. Evet, kesinlikle. Bir de onların kapak, yani benim gördüğüm Japonya'daki klozet kapaklarında ısıtma da vardı. Gayet konforlu bir alandı oteldeki klozetler, tuvaletler. Ben şimdi banyo tuvaleti temizlerken mesela bazen çamaşır makinenin üstünde bir şeyler oluyor, ya da banyonun, bu lavabonun böyle aynası var. Aynanın önünde raf gibi bir şey oluyor. Ben özellikle camlı şeylere, büyük şeylere önce yere koyarım bir köşeye. Ondan sonra işte plastik şeyleri de bir köşede toplarım ki, çünkü biz görmediğimiz için elimizle çarpıp vurabiliyoruz. Bu da benim yaşadığım tecrübeden kaynaklanıyor. Hatta bir kere şişeye koymuşum, sonra unuttum, elimi çarptığım gibi yere düştü, kırıldı. Sonra onları temizledim tabii ki. Bu arada cam kırıklarını ben toplarken doktor eldivenleri var ya, elimi onlardan geçirdim ve elime bir poşet aldım ve onları toplayıp sonra süpürdüm. Çünkü görmediğimiz için camların nasıl duracağını bilemedik. Bu arada aynaları en son siliyorum ve başka bir bezle silmek gerekiyor. Önce ben aynaları silip sonra temizlik yaptım. Annem beni uyardı, dedi ki önce tuvalet, banyo, her şeyi temizledikten sonra önce banyonun aynasını sil ki en son, dedi, çünkü buhar oluyor, dedi, su sıçrıyor, dedi, leke kalıyor, dedi. Yani en son aynayı siliyorum, ama aynayı nasıl temizlemek lazım hani leke tutmaması için? Geçen hafta Sevda kolonya ile sildiğini söylemişti ve çok parlak görünüyormuş.
aynayı silerken annenin söylediği yöntem çok doğru bir kere. En son silmek lazım. Bir de aynanın kenarlarına dokun, yani mümkünse hiç dokunmamak lazım çünkü, ama dokunuyorsan da mesela benim buradaki banyomun dolap kapağı aynalı. Ben onu alt kısımdan tutup açıp kapamaya çalışıyorum ki parmak izi yapmasın diye. Orada Sara Hanım var, daha tecrübeli bir şeyler söyleyecektir mutlaka bize, ama iyi kurulamak lazım ya da ip tüyü bırakmayan bezlerle silmek faydalı oluyor sanırım. Aynayı sildikten sonra bir de iyi bir kurularım. Mesela kağıt havluyla kuruladım ben. Hiçbir tane ne toz kalıyor ne iz kalıyor. Çamaşır olayına geçelim isterseniz diyecektim. Hani evde hiç bitmeyen işlerden bir tanesi. Aynı zamanda kişisel bakıma da giriyor aslında. Çamaşır yıkamak, kurutmak, katlamak. Şimdi çamaşır yıkamakla başlayalım. Çamaşır yıkamak için de öncelikle çamaşırları grup grup atmak gerekiyor. Renkliler ve renkleri ve beyazlar. İşte renklerle beyazları bir arada yıkamamak lazım. Çünkü bizim için çok tehlikeli bir durum. Renk verdiğini ve başka bir çamaşırın başka bir çamaşırdan renk aldığını anlama ihtimalimiz çok düşük. Sara Hanım, aslında ben önce sizden bunu dinlemek istiyorum. Çünkü siz bir ailesiniz. Mesela benim evde sadece kendi çamaşırlarım var. Kendi adıma onları ayırt etmek daha kolay, ama sizde boy boy çeşit çeşit çamaşırlar var. Ayırmak için nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? Önce sizi dinleyelim, sonra da diğer söz almak isteyen arkadaşlara söz verelim. Şimdi çamaşırları ben pek ayıramıyorum. Yani kendiminkileri ancak bilebiliyorum, ama çocuklar tabii değişik şeyler de alıyorlar, yetişkinler. Ben açık renkleri ayrı, siyahları ayrı, böyle koyu renkleri de ayrı ayrı yıkamayı seviyorum. Siyahlar çünkü özellikle çok çabuk soluyorlar. Onların ütüsünde de ayrıca dikkat ediyorum. Onu öteye gelince belki konuşuruz. Şimdi benim eşim albino. Ama ben onun birkaç kere büyük yanlışlarına rastladım. Gülüştük evde. Bir açık renkte gördüm bir tişörtü, bir hafta koyu renkte görüyordum. Ben de çocuklara falan soruyorum. Telefondan okuturum falan, ama şimdilik o yola başvuruyorum. Henüz evde yalnız da değilim diye. Renk koruyucu mendil kullanıyorum. Çamaşırın altına koyuyorum. Eğer bir karışıklık olursa da renk koruyucu mendil renklerin birbirine geçmesini, karışmasını önlüyor. Bunu bu şekilde çözüyorum. Çamaşır atarken mutlaka çamaşırları ters çeviriyorum. Ama mutlaka. Fermuarlı bir çamaşır atacaksam fermuarlarını kapatıp fermuarlarını kilitliyorum. Ben sadece iç çamaşırları, beyazlar dışında çok yüksek ısıda çamaşırı yıkamıyorum. 60 derecede yıkıyorum onları. Nevresimleri çok sık değiştirdiğim için onları da 40-50 derecede falan yıkıyorum. Genelde 40 dereceyi seçiyorum. Zaten makinelerin programları var. Siz hepiniz kullanıyorsunuz. Narini var, sentetiği var, sıkması var. Bir de renk koruyucu mendilin bir avantajı daha oluyor benim için. Ya bir iki tane çocukların birini çıkıyor, bir iki tane. Anne bunların hemen yıkanması lazım diyorlar, ama tabii onları da bir arada atabiliyorum. Böyle çok uzak değillerse birbirlerine. Çamaşır yıkarken, özellikle beyaz çamaşırı yıkarken işte her zaman değil ama ara sıra makinam doluysa eğer karbonat ve sirke ekliyorum. Bunun çok faydasını gördüm. Çamaşırın deterjanını ekledikten sonra daha temiz olduğunu, daha beyaz olduğunu söylediler. Öyle duymuştum zaten. O yüzden öyle yapıyorum. Bir de çamaşır makinesinin içini mutlaka kontrol ediyorum boşalttıktan sonra ya da doldururken, çünkü bazen kalmış olabiliyor.
Yani çok koyu renk yıkadığım bir makinede veya bir şey kalmış olursa o da yeniden rengi değişebiliyor. Onu da mutlaka kontrol ediyorum. Hiç katlama ve kurutmayı sonra herhalde şey yapacaktım. Şimdilik böyle söyleyeyim bak. Evet, teşekkür ederim. Siz dediniz ki eşimden ya da çocuklardan şu anda renkleri ayırmak için yardım alıyorum dediniz ve renk koruma mendili kullanıyorum dediniz. Renk koruma mendilini ben de kullanıyorum. O can yeleği gibi bir şey oluyor gerçekten. Onun dışında renkleri ayırtırken kullandığınız başka yöntemleriniz var mı? Zeynep Hanım, Remzi Hanım, Elif Hanım buralarda ya da Hakan Bey, siz çamaşırlarınızı kendiniz mi atıyorsunuz? Evet evet ben şöyle benim oturduğum ev biraz geniş, birkaç tane de şey var, banyo var. Her banyoda da bir tane çamaşır sepetim var. Dolayısıyla renkliler için ayrı, beyazlar için ayrı sepet ve renklilerde de bazen koyu renk ve açık renk için de ayrı bir sepet daha kullanma şansım olabiliyor. Ama buna rağmen ben de mutlaka renklilerde renk koruyucu kullanıyorum. Yani renk koruyucu mendilden ben de mutlaka çamaşırda kullanıyorum. Bir de renklilerde özellikle yani herhalde marka vermemizin bir sakıncası yok. Pervol'de bir onarım ve işte daha böyle renkleri canlı tutan bir ürünü var onun. Onu kullanıyorum deterjan olarak, diğerlerinden farklı olarak. Ondan sonra beyazlar için deterjan, hani renkler için ayrı deterjan kullanmaya çalışıyorum. Ben esasında yaklaşık 2 senedir falan neredeyse uzun süreden sonra tek başıma oğlumla yaşıyorum. Ondan sonra o yüzden ama bu konuda kimseden yardım alma ihtiyacı duymuyorum. Yani evin düzeni farklı farklı noktalarda farklı şeyler olduğu için, sepetler falan olduğu için bana yeterince yardımcı oluyor. Yani sonrasında da hani katlama noktasında pek katladığımız, doğru düzgün katladığımız söylenemez. Belli bir özenle yapıyorum. Onların bir yeri var. Daha sonra zaten düzenli olarak yardımcı geldiği için bütün çamaşırlar ütüleniyor. Ondan sonra bize servise veriliyor. Böyle. Beyaz elbise almıyorum. Renkli tercih ediyorum. Biz üç görme engelli, yani Uğur Gürbüz, Mehmet Emin Bakan. Daha sonra onlar evlendi, ben tek kaldım. Dolayısıyla biz makineyi alırken makinenin üstünde bir tane bant yapıştırmıştık böyle. O bandı böyle tırnağımızla böyle biraz görünür sivri hale getirmiştik. Sola çevirince renkli, sağa çevirince beyaz oluyor. Ben de renkli beyaz ayırt edemediğim için hani her ne kadar telefonla da yapılsa şey yapmadığı için ben genelde renkli tercih ediyorum. Almayı da renk koyucu ne olduğunu bilmiyorum ben açıkçası. Renk koruyucu mendil Habil Bey o. Yani şeylerde var, marketlerde birkaç tane marka var. Eskiden sadece Dr. Beckham vardı. Yani yine de Dr. Beckham en iyilerden bir tanesidir şu anda. Ama daha sonra K2 ya da işte marketin kendisine göre değişik şeyler de çıkmaya başladı. Kendi marketleri, yani her market kendi private label, kendi markasını üretti. Dolayısıyla herhangi bir marketten bulabilirsiniz. Renklerin birbirine geçmemesi için hakikaten çok önemli. Ben de hiç kullanmadım bu renk koruyucu mendili. Şey gibi mi, ıslak mendili gibi falan mı oluyor, nasıl? Hayır, yok. Şey kuru bu. Çamaşırları koymadan önce onu makineye koyup ondan sonra çamaşırları koyuyorsun. Yusar abla şu sebepten sordum. Hani alırken ıslak mendil paketi gibi mi, nasıl bir şey alayım diye. Dikdörtgen bir kutusu var, ince. Kutunun içinde. Yani bildiğiniz şey de ince. Size şöyle söyleyebilirim. Mesela bir pirinç unu kutusu düşünün. Biraz daha incesini. Hani en basit anlamda. Ondan sonra pirinç unu kutusu gibi. Ama içindeki, yani kutu aynı. Ama içindeki böyle tek tek A4 dikdörtgen olarak ya da hafif karemsi ince kağıtlar çıkıyor. Ben Sara Hanım çok dikkatli altı koyuyormuş ama ben çamaşırların üstüne bırakıyorum onu ya da arasına atıyorum. Hani çok şey o kadar ince düşünmeden yapıyorum açıkçası. Yine de bir sıkıntı yaşamadım. Zaten makinenin içinde alt üst oluyor yeterince. Onu diyecektim ben de, ne fark edecek altı veya üstü, çünkü karışıyor yani çamaşırlar. Fark eder mi?
Öyle bir talimat okumuştum, o yüzden öyle kullanıyorum. Yok yok yani hani, tabii ki abla, talimata veya yapılışa göre farklı bazı şeylerin uygulanması güzeldir. Hani karıştığı için fark eder mi acaba diye ben öğrenmek amaçlı sordum. Bence de etmez ama ben öyle okuduğum için öyle kullanıyorum. Bir tabii ya, her şeyi uygulamak lazım. Her seferinde değiştiriliyor değil mi? Atılıyor. Mendil sonra atılıyor mu her çamaşırdan? Tabii tabii. Tabii çamaşırların arasından zaten o makinenin dibinde kalıyor ya da çamaşırların arasından rahatlıkla seçebileceğiniz bir şey oluyor. Küçük bir şey oluyor zaten. Onu alıp çöpe atacaksınız, o kadar. Başka bir işlevi yok. Hani ikinci kez kullanılmıyor yani. Hayır hayır, yok sakın. Üşürüyorum da yani. Bakıyorum çamaşır asarken ayağıma takılıyor yerlerde, alıp atıyordum. Yani ben hiç kullanmadım onu. Ne derece inanılır? Çok da inanmıyorum bu tür şeylere, tüketime yönelik diye. Örneğin benim makinamda renkliler ve beyazlar bir arada yıkanır diye bir programı var. Onu da hiç denemedim. Anneyle ikimiz yaşadığımız için giysilerimi genelde tanıyorum. Tanıdığım için de çok sorun olmuyor bende. Hakikaten bu arada makine demişken şey yaptım ama böyle şey makineler yok mu ya? Tamam, arşivlerin erişilebilir makinesi var. Hani 6 nokta kadın grubunun girişiminde böyle bir şey oldu ama hani kabartma şey yapılan böyle yuvarlak şeyini kabartma etiket takılan makineleri var da şöyle hani akıllı telefondan kullanılan makine olsa daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Yani böyle renklisini beyazını akıllı telefondan ayarlayabildiğimiz Samsung'da var şu anda abi bey. Arçelik'te de var bildiğim kadarıyla. Arçelik ve Bosch'ta da var. Aha, ama henüz kullanmadım. Yani yeni bir çamaşır makinesi almadığım için kullanmadım ama eskiyor herhalde, bir dahaki sefere öyle bir şey alacağım. Ben de yani onu gerek yani 20 seneden fazladır hani makine kullanırım. Üçüncü makinem bu benim. Hani her ikisi de bozulmadan değiştirdim ama şu anda Altus diye bir marka aldım. Kullanımı çok basit. Mesela gelen kişi bana tarif etti. Mesela 4 kere hani böyle tık diye saydığın zaman kısa program. İlki beyazlar, ikinci çevirişin renkliler. O kadar basit bir şey ki. Bir tane de düğmesi var, basıyorsunuz yıkanıyor yani bu kadar. Yani o kadar para vermeye değer mi acaba o makinelere? Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Öyle yapabilirim de. Hani niye sayarak ezberlik uğraşalım ki? Yani üstünde kabartma, erişilebilir bir şey olsun. Ya anlıyorum da. Aslında şu konuda haklısınız. Yani bence de saymak bir, ya bu bir erişilebilirlik konusu. O tık tık gidiyorsa ya da işte ne bileyim okunu biliyorsak saat yönleriyle de çözebiliriz ama artık makineler o kadar da basit olmayabiliyor. İki düğmeyle halledemeyebiliyoruz. İşte hatta dokunmatik olabiliyor ve yavaş yavaş buraya evriliyor teknoloji. O yüzden aslında şu anda daha önemli. Benim de çamaşır makinemin işte bilmem kaç tane düğmesi var. Hangi düğmenin nereye ait olduğunu bilmek için yani onu konuşmasına ya da işte bir şeye gerek yok. Yani 5 tane düğmeyi ezberleyebiliriz evet ama yani artık o kadar basit değil maalesef makineler. Ama şöyle bir şey, benim de evet bir sürü düğmesi var makinenin de ben hani mesela gelen hani servisten gelen kişiye kurmaya falan geldiği zaman sordum, dedi ki aslında dedi bunların hiçbir fonksiyonu yok dedi, yani hani para tuzağı ve hani gösterişten başka bir şey değil, bizim dedi ana kullandığımız bunlar yani gören kişi de olsa dedi aynı şey oluyor, değişmiyor, bunları çok nadir kullanılır mesela hani nasıl anlatsam herkesin kullanım bir ana, yani bulaşık yıkamanın da bir ana yöntemi vardır. Çamaşır yıkamanın da bir ana yöntemi var. Bilmiyorum hani öyle mesela bulaşığı ne yaparsınız? Bir bu leğen koyarsınız, onun içine yıkarsınız falan. Çamaşır da öyle. Bir beyaz bir de renkli vardır. Bunun dışında hani perdeleri evet ayrı yıkanıyor falan ama sentetik şudur budur diye ayrıca yıkamıyoruz zannetmiyorum yani. Herkes de aynı şekilde yıkıyor mu bilmiyorum. Ben yünleri ayrı programda yıkıyoruz. Yani yün programı var. Yorganlar ayrı programda. Mesela bizim makinemiz öyle. Ve dokunmatik olduğu için ben hiçbir şekilde kullanamıyorum zaten. Yalnız yaşamıyorum gerçi ailemle. Mesela yorganı ayrı. Düğmeler yok mu üstünde peki?
Yok, hayır, hiçbir düğme yok. Yani sadece çevirme var ve düğmeler var ve o düğmelere basarak o çevirme de dereceyi söylüyor. Bence sesli veya braille olması benim açımdan çok çok daha önemli. Çünkü Ya perdeler ayrı, aslında beyazlar için ayrı, siyahlar için ayrı. Mesela siyahları çok sıcak derecede yıkayamıyor soldukları yok için. tabii ki yıkanmıyor. Ama şöyle Hani o söyleyeceğim. yüzden Şimdi çok da siz aşırı ailenizde eskisi gibi yaşadığınız basit de değil için yani. kendiniz seçmemiş olabilirsiniz. Mesela ben bu makinemi 5-6 ay oldum alalı. Kendime nasıl daha hani böyle nasıl kullanabilirim diye seçerek aldım orada birkaç çeşit. Mesela marka vardı. En bana uygunu, bana en yatkın olanını seçerek aldım. Hani diğerleri de belki daha kolaymıştır ama hani hem fiyat bakımından hem bir de annem de bu markayı kullanıyordu, Altus. Baktım güzel yani şeyi, Arçelik'in bir yan ürünü. Bir sürü o kadar da parayı boşa boşa vermeye değmez diye düşündüm. Bir de kullanımı kolay diye aldım yani. Hani sizin evdekiler, görenler kendilerine göre seçtikleri için öyle oluyor. Benim Ama elimde iki işte bu çocuğum, böyle eşim işte. olmaması lazım. Yani bana Olmaması lazım. göre bu da bütün İşte makinelerin, o bütün makineyi şeylerin. alırken senin annenin onu düşünerek yapması lazımdı aslında. Ama benim Hani bir gün annem senin. düşünerek değil, bunu erişilebilir koymaları gerekiyor. Yani annemin Ya babamın bunu o düşünmesi mutlaka da ama gerekmiyor. hani olmadığı zaman da ailelerin de düşünerekten yapması lazım diye düşünüyorum. Hani en senin. Ailelerin bunu şey değil. Yani o yüzden makinelerin hangi marka olursa olsun bana göre hem braille hem sesli olması gerekiyor Ya artık o telefondan taraftan olsa. tamam, ben onu sizi anlıyorum, o olsun, niye olmasın, tabii ki bizim de kullanabileceğiniz. Ama ben de mesela önceden kayınvalidemlerle yaşıyordum ve onlar düşünüyorlardı acaba Sevil'de nasıl kullanabilir biz olmadığımız zaman diye, hani ona göre alınıyordu bir şeyler aldığımız zaman. Bence ailelerin de bu konuda biraz hassas olması lazım. Şimdi çok haklısınız ama şu an Gözde'nin evinde hala çocuk ve ondan çamaşır yıkaması falan beklenmiyor zaten. Ama siz dediniz ya kayınvalidemlerle yaşarken, ama siz artık o evin yetişkin bir bireymişsiniz ve sizden bu tür duyarlılıklar bekleniyordur. Bu tür işler beklendiği için daha özenli davranmış olabilirler. Gözde'nin kastettiği şey daha farklı. Yani söylenenlerin hepsi doğru aslında kendi içinde. Hepsinin doğruluk payı var. Elif'in söylediği konuya gelirsek, artık maalesef ki çamaşır makineleri daha çok dokunmatik ve çok programlı. Mesela ben de bir 10 yıl önce yeni aldığım zaman çamaşır makinemiz Regal diye bir marka almak zorunda kaldım. Çünkü kullanımı en kolay oydu o zaman. Hani düğmelerini çevirirken hangisinin geldiğini anlayabiliyordum. Bu yöntem, ama gelişen teknolojiyle, programların gelişmesiyle birlikte erişilebilir çözümlerin olması gayet haklı bir beklenti. Olmasını istememiz de haklı bir beklenti. Ama her zaman bir çözüm olur. Yani iPhone'la kontrol edilen bir makine değil, alamasak bile onu farklı yöntemlerle de erişilebilir hale getirebiliriz. Yeter ki bunu isteyelim. Bant Akıllı yapıştırırız. standart olması gerekiyor. Yani mesela nasıl? Şimdi diyoruz biz artık akıllı evlere doğru gidiliyor şeyde, teknolojide. Hani Ya 2020'ye neden kadar olmasın? biliyorsun. Mesela şey var, ben klima almak istemiştim yazın. Mesela şeyden eve gelmeden yarım saat önce telefonla şey yapıyorsunuz, açıyorsunuz. Hani dışarıdayken siz gelmeden ev soğumuş olarak mesela o şekilde klimalar var. Neden çamaşır makinesi de o şekilde olmasın ki? O tabii ki olsun. Olmasın diye ben karşı değilim asla. Evet, neyse ki artık var. Habibe bunun müjdesini vermiş olalım o zaman. Arada şimdi Nuşet Hanım'ın da bahsettiği gibi şimdi teknoloji dokunmatik ekrana doğru hızla gidiyor. Mesela bu biz mesela diyelim ki ilk başta hani iPhone kullanabilir miyiz diye hani korkuyorduk falan 5 yıl 6 yıl önce falan. Şimdi iPhone kullanamayanlar harıl harıl tuşlu telefon arıyor. Dolayısıyla iş dokunmatik ekrana doğru giderken hani insan şeyi düşünüyor, maliyeti ucuz ne olabilir? Şimdi konuşan makine desen bunun maliyeti pahalı olur. Yani makine bir ses sentezleyici yüklemenin. En iyisi herkesin elinde akıllı telefon varsa yani bir şeyden aşağı böyle indirirken mesela diyelim ki
Google Play Store'dan ya da Apple Store'dan bir uygulama indirip onu kontrol etmek daha kolay gibi geliyor bana. Çünkü artık sistem dokunmatiğe doğru gidiyor her işte. Çok haklısınız Sabri Bey. Bu yönde çalışmalar var. iPhone'da kontrol edilebilen çamaşır makineler, bulaşık makineler var. Bir yıl önce bulaşık makinesi aldığımda akıllı telefonla satılanı tercih etmedim. Çünkü arada 3000 lira kadar bir fiyat farkı vardı. Remzi Hanım, o zaman sizin düşündüğünüz gibi düşündüm. Birkaç program seçeneği olan, kullanımı kolay bir bulaşık makinesi satın aldım. Ama bu ihtiyaca göre, zamana göre değişebilir. Hiç erişilebilir olmayan bir şeyi de erişilebilir hale getirebiliriz. Önümüzdeki haftalarda bunu da konuşacağız zaten. Erişilebilir olmayan ev aletlerini nasıl erişilebilir hale getirilebiliriz diye konuşacağız. Şimdi çamaşırla ilgili bir toparlayacak olursak, ilk mesele zaten hani çamaşırın kirlendiğini anlamak ve onu yıkamak aslında. Daha sonra da temizlendiğini anlamak. Yani kirlendiğini anlamak aslında geçen haftaki gibi düşünürsek çamaşırımıza bir şey, üzerimize bir şey döküldüğünde onu unutmadan doğrudan dolaba kaldırmaktansa kirli sepetine koymak bir yöntem. Bir şey dökülmese bile birkaç gün giydikten sonra o eşyanın kirlendiğini biliyor olmamız bir yöntem tespit konusunda. Başka bir yöntem, hani bizim için en sıkıntılı olacak bir yöntem, renklerini birbirinden ayırmak, özellikle hiç görmeyenler için. Mesela ben de çok az görüyorum, en azından koyu mu, açık mı ayırt edebiliyorum. Ama bundan bir 4 yıl önce evliydim ve eşim hiç görmüyordu, renk ayrımı yoktu. Biz de o zaman Hakan Bey gibi açık renkli çamaşırları ve koyu renkli çamaşırları iki farklı yerde saklıyorduk. Bunun için de önce çamaşırımızı zaten bir yıkamamız lazım. Yani nereden başlar bu? Satın aldığımız kıyafetin rengini öğrenmekle başlar. Eğer rengini unutacağımızı düşünüyorsak ona bir işaret koymakla başlar. Kıyafetimizin rengini tanıyorsak ayırt etmesi kolay. Bir de renkler hakkında bazı bilgiler edinmemiz de önemli. Mesela siyah ile lacivertin bir arada yıkanabilir olduğunu, koyu gri'nin, bordo'nun bunların bir arada yıkanabilir olduğunu biliyor olmamız gerek. İşimiz kolaylaşsın. Çamaşırlarımızı renklerine göre ayırt etmekte kullanabileceğimiz başka bir yöntem de eğer bilmeyenleriniz varsa, aslında Sevda bugün gelebilseydi, her ikisi de görme engelli, eşi de kendisi de hiç renk algıları da yok. Renk tanıyıcı cihazlar var. Mesela Sevda ve Engin onu çok kullanıyorlar. Kıyafetin hangi renk olduğunu, koyu mu, açık mı olduğunu söylüyor. Ona göre de Hakan Bey'in kullandığı yöntem gibi bir kere kirli çamaşırları farklı yerlerde biriktirmek önemli bir ipucu, önemli bir kolaylık aslında. Daha sonra da renkliler hangi programda yıkanır? Bu zaten herkes için standart bir bilgi. Beyazları hangi programda yıkamak gerekir? Yünlüleri hangi programda yıkamak gerekir? Çamaşır makinamızı da tanıdıktan sonra ayırdığımız çamaşırları öbekleyerek uygun programda yıkayıp kaldırabiliriz. Bir de renk koruma mendili gerçekten iş kolaylaştırıcı bir şey. Hani ne olursa olsun belli sebeplerden dolayı açık renkle koyu renk karışabilir. Bir de şöyle bir ihtimal de var. Bazı kıyafetlerde hem açık renkler hem koyu renkler bir arada var. Mesela benim bir tane elbisem vardı. Etek kısmı lacivert, üst kısmı beyaz. Bunu ayrı ayrı yıkamamın olanağı yok. Yıkama olanağım yok. Mümkün değil. Bir arada yıkayacağım. Ya da bazı kazaklarda öyle desenler olabiliyor vesaire. O yüzden renk koruma mendilini kullanmayı ben de özellikle tercih ediyorum. Şöyle bir ipucu da vereyim. Genelde her makine için bir tane kullanıyoruz. Ama eğer zıt renkler çoğunluktaysa, az önce söylediğim gibi lacivert ve beyaz, siyah ve beyaz ya da işte kırmızıyla beyaz bir aradaysa, o zaman mendil adetini artırabiliyormuşuz. Kutunun üzerinde öyle bir tavsiye de vardı. Ben ona da dikkat ediyorum.
Renk tanıyıcı... Renk tanıma mendilleri herkesin çok daha kolay ulaşabileceği bir yöntem. Bunu görmeyen arkadaşlara tavsiye ederim özellikle. İş kolaylaştırıyor, can kurtaran bir yöntem bence. Çamaşırları ayırt etmek dedik. Daha sonra uygun programlarda yıkamak. O zaman şimdi şeye geçelim. Bunlarla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Bir şeye geçelim. Tabii Nurşen, tabii. Kusura bakmayın, geciktim ancak yetişebildim. Şey de yapılabilir, bilmiyorum hani bir yöntem olarak kullanılabilir mi ama gene de uygulanabilir. Ben zaman zaman biraz da, ben de senin gibi çok az görüyorum hani renkliyle beyazı, en azından hani ayırt edebiliyorum ama gene de kolaylık olsun diye ya da şey olsun diye de yapılabilir. Erişilebilir yöntem olarak da, örneğin bu defa makinem boş ve bu defa renklileri yıkamaya karar verdim. Çıkardığım renkli, kirlettiğim renkli çamaşırları kirliye atmaktansa makineye atarak da bu sayede geride kalanların hepsi beyaz olabilir. Ben bu yöntemi genelde şey için, nasıl olsa renklileri yıkayacağım, oraya atmaktansa makinenin içine direkt tıkayım diye kullanabiliyorum ama bunun için de olabilir, renklilerin makinede olduğunu bilip çıkan renklileri de hani atabiliriz. Bir sonrakinde de tam tersi gibi. Çok mantıklı Nurşen. Eğer çok geniş bir yeriniz yoksa, mesela banyoya iki tane kirli sepeti koyamıyorsanız bu yöntem de kullanılabilir. Çamaşır makinesinin içine dediğim gibi renkleri, çamaşır sepetini, beyazları biriktirebiliriz. Biz hani renkliler ve beyazlar diye hep öğreniyoruz. İşte yeni yeni siyahlarla ilgili işte birkaç senedir ayrı yıkanan çamaşır şey deterjanları falan var. Ama renklileri de aslında yani mümkünse bunu yapabiliyorsak ayırmanın uygun olabileceğini düşünüyorum. Biz genellikle ayırıyoruz. Koyu renkliler ve açık renkliler. İşte açık pembeler, maviler, yeşiller, sarılar, kremlerle, işte kırmızılar, lacivertler, senin az önce dediğin işte bordolar gibi ya da işte çok koyu yeşiller gibi. Bunları ayrı yıkamanın da kolaylaştırıcı olma ihtimali var. Çünkü hani o renkler de birbirine karıştığında, beyazın içine işte renkli bir şey karıştığında genellikle işte pembe, uçuk renklere dönüşür. Ama renkliler renk verdiğinde birbirine, o zaman şey de daha karmaşık bir hal alıyor. Yani işte beyaz bir şeyi uçuk pembe giymek belki, ya da işte uçuk mavi giymek belki çok şey olmayabilir, alacalı olmamışsa rahatsızlık vermeyebilir. Ama yani işte sarı bir şeye işte mor karıştığında ne olacağı konusunu bilemiyorum. O yüzden hani belki bunu da ayırmanın iyi olabileceğini hani kabul etsek olabilir ya da hani işte hatırlasak. Şimdi mesela ben şeyi yapıyorum böyle durumlarda. Elbiseyi diyelim ki banyo yapmaya giderken elbisemi çıkardığım anda kir sepetine atıyorum. Yani direkt mesela hiç, yani dolaba falan koymadan, elbise kirlendiyse ya da o anda banyo yapacaksam, yani elbiseyi çıkarırken üstümde ne var diyorsa direkt çıkarıp kir sepetine atıyorum. İşte çorapları şey yapıyorum, içe geçirip atıyorum. Hani bazı arkadaşlar hani mandal falan kullan dediler de ben genelde içe sokuyorum. O şekilde onlar orada birikiyor sepette. Yani ben banyo yaptıkça kir sepetinde birikiyor ve belli bir hani hazneye dolduğu zaman, hani sepet dolduğu zaman onu direkt sepetten makineye aktarıyorum. Evet, Habil Bey demişken başka bir meseleye de ufak ufak geçelim isterseniz. Benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi gerçekten çorap eşleştirmeleri. Hani şu an tek yaşıyorum, çok sorun değil ama özellikle de evliyken Adem'in çoraplarını eşleştirmek. Çünkü bazı çoraplar doku olarak birbirine aynısı ama renk olarak farklı oluyormuş. Yani çok az bir ton farkı olabiliyor. Çorap mesela işte hani takım eşofmanlar olabilir. Birbirine çok benzeyen eşofmanlar olabilir. Onların birleştirilmesi özellikle şey katlarken ve nevresimler. Birden fazla nevresimi bir arada yıkadıysam ya da üst üste yıkadıysam hangi nevresim hangi çarşafındı? Hangi yastık yüzü hangi çarşafa aitti? Bir de böyle takım olmasını da seviyorum.
İlk dönemlerde ayırt etmek kolay çünkü dokuları bozulmamış oluyor henüz bu kıyafetlerin ya da nevresimlerin. Ama sonradan fark ettim ki yıkana yıkana doku değişiyor, renkler canlılığını yitiriyor, o renkleri de ayırt edememeye başlıyorum. Bunlarla ilgili sizin sorunlarınız oldu mu? Önce sizin çözümlerinizi dinlemek isterim. Daha sonra da bulduğum acizane çözümleri ben paylaşırım sizinle. Eşleştirme ile ilgili çözümleri ben de çok merak ediyorum. Ben garip garip şeyler yapıyorum bunun için. Yapıyordum eskiden. Şimdi artık çocuklar da var. Yardımcı olan da çok. Çarşafını bir yastığın içine, nevresimi de bir yastığın içine koyuyordum. Öylece şey oluyordu. Çok sorun olmuyordu. Bir de şeyi ben demin söylüyorken söylemeyi unuttum. Ben lastikli çarşaf yıkayacaksam eğer bunu mutlaka fermuarlı yastık kılıfın içine koyup yıkıyorum. Yok, biliyor musunuz? Benim makinamdan mı? Herkesin kimi öyle oluyor. Lastikli çarşaf makinada bütün çamaşırı içine topluyor. Ben onu makineden çıkarırken içinden dökünen oluyor, içine çorap kaçmış vesaire olabiliyor. Onu da böyle hapsederek yıkıyorum. Ay evet, o nevresimlerde benim başıma geliyor mutlaka. Nevresimi atıyorsam ve içinde diyelim ki bir iki tane de küçük havlu attım. Hadi yer vardı attım. Mutlaka nevresimin içine doluyor. Sizin söylediğiniz iyi bir yöntem aslında. Çamaşırları kendi içine toplamasın diye, ama bu kez çok hapsolduğu için temizlenmeme ihtimali olabilir mi? Hiç öyle bir şey rastladınız mı? Çünkü yastık kılıfı dar. Tortadıp edip içine koyunca acaba yeterince temizlenmez mi diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir sorunla karşılaşmadım en azından. Yani ben kokusundan temiz olduğunu hissediyorum. Onu da birkaç kere sordum. Bu çünkü lastikli çarşaflar gerçekten topluyor içine her şeyi. Yok dediler, hani her tarafı aynı şekilde. Ben dedim hani bir tarafı daha temiz, bir tarafı daha kirli yıkanmış olabilirim. Daha çok onu merak ettim. Yok dediler, geri bildirim öyleydi ama şey değil tabii ki, ya rahat serbest yıkanması daha iyi ama işte o zaman içine çarık çorap toplanıyor. Ben asarken falan düşürüyorum, ondan sonra da sinirleniyorum. Bir de çorapları ben evdekileri hepsini değil yani bir çift çorabı iç içe koyun oğlum diyorum, iki tane oğlum var. Ben bunları sonra ayırt etmekte zorluk çekiyorum. Ben onları genelde söz dinliyorlar. İç içe koymuş olurlarsa asarken böyle düzeltip çift çift asıyorum. O zaman kolay oluyor. Eğer koymamışlarsa da götürüp çekmecelerini öyle bırakıyorum. Ne haliniz varsa görün diyorum. Ama kendi çorabı. Aynen abla, ben de öyle yapıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Ben bir yöntem. Bu anneler, anneler süper. Ama bir tane iki tane çorap olmuyor ki. Yani onlar her gün değiştirir. İki tane erkek çocuk evde. Bir tane nevresim takım yıkıyorsam eğer ben aynı makinede, bir tanesine küçücük toplu çatal iğneler takıyorum. Örneğin bir tanesini yastığını çarşafına iliştiriyorum küçücük bir yerinden. Zaten çıkardığın zaman onu tüm görüyorsun. Bir tane de küçücük çatal iğneyi yine nevresime iliştiriyorum. Öbürlerini serbest bırakıyorum. Biliyorum ki iğneli olanlar bir takım, diğerleri diğer takım. Bunu da beni sonradan de öğrendim. Görmeyi kaybettikten sonra kendim de yaptım onu. Beni de en çok sinirlendiren şey, gerçi şey yapmaya çalışıyorum, nevresimlerin düğmelerini ya da fermuarlıysa kapatıp o şekilde yıkamaya çalışıyorum, ama öyle bile yapsam makinede yıkarken ne varsa Sarı ablanın dediği gibi diğer şeyleri içine dolduruyor. Çıkartırken de bir güzel onunla boğuşuyorum ama acayip sinir oluyorum ve şey yapabiliyor. Ben kurutma kullanıyorum, hani çok fazla artık balkonlarımız falan olmadığı için kurutmada tabii daha pratik oluyor. Onun içinden çıkarıp içine atana kadar, yani o esnada bile şey yapıyorum, bulmakta zorlanıyorum. O içindeki minik şeyleri özellikle çıkarana kadar çok sinir oluyorum. Sadece katlayıp koymak bile, bir yastık kılıfının içine koymasak bile nevresimleri, lastikli çarşaflar değil ama o bile biraz içine bir şeylerin dolmasını engelliyor.
Zaten ben sanki katlayıp koyunca daha az kırışacağını mı düşünüyorum? Ne yapıyorum? Ne resimlerimi katlayıp koyuyorum? Sarı abla, ben de onu şeyde yapıyorum. Çıkardım, tamam, içinde bir şey girdiyse onu da çıkarıyorum. Kurutmaya koyarken yine aynı şekilde katlı koymaya çalışıyorum. Bakıyorum yine bu sefer de kurutmada her şey onun içine toplanmış. Evet evet, oluyor maalesef. Zaten şey, bir de hani asarken sirkeliyoruz ya, o zaman da düşüyor içinden. Ne kadar dikkatli ayıkladıysam da zor yani. Balkondan aşağıda düşürdüğüm oluyor benim çamaşır. Elimden ya düşüyor ya da. Annem de şey dedi arkadaşlar, ben çoraplarımı eşleyip koyuyorum iç içe çevirip. Annem diyor ki öyle yıkadığım zaman çok temiz görünmüyor dedi. Ondan sonra hani çok da yalnız yaşamadığım için sorun değil ama yalnız yaşasam ben şey yapmayı düşünüyorum. Bu hani tel tokaları var ya, lastik tokaları. Çorabı dümdüz iki tane böyle makineye atarken dümdüz koyup o tel tokalardan geçirip atmayı düşünüyorum. Çıkar bence o gözde. Yani çorap ataşları var aslında. Çorap eşleyiciler, mandalları var. Böyle bir şey daha plastik olacağı için hem işte okside olup leke de yapmayabilir. Tel tokanın böyle biraz ya da çatal iğnenin öyle bir riski var. Suyla okside olup da işte pas lekesi yapman gibi bir riski var. Bir de çamaşırın içinde döndükçe o çıkar bence. Yok, çıkmaz büyük ihtimalle ama bütün çamaşırları çıksa bile bütün çamaşırları şey yapma riski de var işte. Çok, boyaları çok iyi olmuyor çünkü onların. Evet, o da var yani ama şey, iç içe attığımızda temizlenmediği söyleniyor ama bilmiyorum yani. İğneyle tutturmak lazım Gözde. Ama zaten benim ev arkadaşım genellikle iç içe koyar. İkimiz de çok hoşlanmıyoruz çorap eşlemekten. Yani bu şey, ben körüm, ev arkadaşım değil ama o da hoşlanmıyor. Yani iyi bir şey değil zaten, gıcık bir şey. Ama şey, ben genellikle öyle yapmıyorum, iç içe koymuyorum. İç içe koymak, yani bence bu birazcık şey, hassasiyetle ilgili bir şey. Kirli göründüğünü zannetmiyorum ama kirli hissettirdiğini düşünüyorum. Evet, aslında şey, bizim belki de alışkanlığımız hani böyle açık olsun, sarı serpe yıkansın. Elif'in söylediği gibi çok da kirli göründüğünü ben de sanmıyorum. Çünkü o kadar çok suya ve deterjana maruz kalıyor ki mutlaka her yerine işliyordur o deterjan ve su. Ama Elif'in söylediği gibi o çorap eşleştirme mandalları gayet pratik. En güzeli o. Ya da bileklerinden birbirine geçirirsin. Hani yine büyük bir kısmı serbest kalır katlayarak. Açılır mı, açılmaz mı? Ben şu an 5 sene öncesini tam hatırlayamıyorum, açılıyor mu açılmıyor mu diye ama. Ama en sağlamı, en mantıklısı herhalde o mandallarla eşleştirmek ya da söylediğiniz gibi iğnelemek. Sürekli aynı iğneyi kullanmadığınız sürece paslanma ihtimali de olmaz. Eğer o mandallardan yoksa elinize şey yapabilirsiniz, iğneleme de olabilir. Ya da dediğim gibi lastik tokayla birbirine bağlayabilirsin. Mühim olan bir arada yıkansın. Sonra çıkınca da bir arada kurusun ki kaldırması kolay olsun. Ben Adem için en son şöyle bir yönteme başvurmuştum. Bütün çoraplarını aynı renk alıyordum. Hani aslında bu çok tercih ettiğim bir yöntem değildir. İnsan hayatını sınırlaması çok doğru değil ama. Bakıyordum pantolon renkleri genelde gri ve tonları. Çorabı da pantolona uydurmak gerektiği için, çorap renginde pantolona, çoraplarını da aşağı yukarı her renkle giyebileceği bir renk tonunda alıyordum. Böylece aynı dokuda olduğu için bir arada aldığımda eşleştirmesi daha kolay oluyordu. Bu bir yöntem. Nevresimler için en son şöyle bir yöntem buldum. Çok da işime yaradı. Sizin iğneleme yöntemi de çok mantıklı. Çok güzel, onu düşünememişim ben demek ki. Mesela bir nevresim takımını, yastığı, çarşafı ve nevresimi. Yani 3 tek kişilik bir nevresim takımından bahsediyorsam 3 parçası var. O 3 parçasının belli köşelerini aynı tip düğme diktirdim. Yani üzeri tombul bir düğme ise
yastıkta onu bulduysam hemen çarşafında da aynı modelde olan bir düğmeyi bulup aynı nevresimde de aynı düğmeyi bulduğumda çok rahat eşleştirip katlayıp kaldırıyorum. Son 2 yılda geliştirdiğim bir yöntem ve acayip mutlu etti beni. Çünkü bir dönem onları eşleştiremediğim için ciddi anlamda stres yaşıyordum. O işi yapmamak için de mesela eskiden daha çok eve yardımcı alırdım. Şimdi çok daha az alıyorum yalnız yaşadığım için. Daha kolay baş ediyorum, daha az kirlendiği için. O işleri de artık bana kalmaya başladı. Nevresim eşleştirme, çorap eşleştirme vesaire. Bu yöntem bana iyi geldi. Sizlerin de işine yarayabilir. Böylece paylaşmış olayım bunu. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Mesela işte beşli, üçlü çoraplar oluyor işte ikili ya da. Eğer böyle bir şey alıyorsam aynı dokuda farklı desenlerde almamaya özen gösteriyorum. Ya da işte ne bileyim aynı renk işte bir kenarındaki işte deseni rengi farklı ya da işte deseni farklı. Bu görenlerin dahi zorlandığı bir durum oluyor. Eğer aynı çoraptan yani toplu alıyorsam aynı renkte alıyorum. Onun dışında çorapları genellikle farklı almaya özen gösteriyorum. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Yani öyle ya da böyle bir şekilde yanlış eşlenmişse bilme şansım oluyor. O yüzden yani evet işte bir grup siyah çorap aldığım oluyor. Onların bile şey olduğunu fark ettim. Mesela topuk boyu, topuk burun boyu, bilek genişlikleri, bilek lastiklerinin şekli. Bunu zaten biliyoruzdur diye düşünüyorum ama çoğu çorapta biri diğeriyle uymuyor. Yani çiftler birbirine uyuyor. Diğerleri aynı bile olsa birbirlerine çok uymuyor. Bazen çok minik farklar oluyor. Onu çok ayırt etmek mümkün olmayabilir ama çoğu kez Gülcan'ın eşlediği aynı renk çoraplarla benim eşlediğim aynı renk çoraplar aynı olmuyor. Yani Gülcan çoğu kez sadece işte bakıyor pembe ise iki pembeyi eşliyor bırakıyor. Aynı tondaysa bırakıyor. Bir giyiyorum birinin bileği daha uzun birininki daha kısa falan. O yani bazen bu konuda çok avantajlı olabiliyoruz. İşte bilek genişliği, lastik özelliği, topuk burun arasındaki boy ya da topuk genişliği onların hepsi üst üste koyduğumuz zaman tam oturuyor genellikle çiftler birbirinin üstüne. Şimdi ben de nevresim yıkanacağı zaman tek bir nevresim atıyorum. Yani şöyle hani işte çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları. Dolayısıyla hani ayırmam gibi bir şey söz konusu olmuyor. Tek olarak onu yıkıyorum. Hep böyle yapıyorum. Ondan sonra çoraplara gelince bu konuda biraz şanslıyım herhalde. Benim makineyi alırken de dikkat etmiştim. Çok kısa bir programı var onun. 12 dakikalık gibi böyle. Ondan sonra genelde birkaç çorapsa hemen onu birkaç çorap olarak. Yani çorapları ben özellikle sadece çorap olarak bir kere yıkıyorum. Hani tek başımıza da şey yaptığımız için hakikaten eşleştirmek falan son derece sıkıntılı bir iş oluyor. Ondan sonra ya o kısa programlarda zaten hani iç çamaşırı olduğu için bir nevi bunlar günlük değişim gerektiren şeyler olduğu için de anında çok biriktirmeden o kısa programlarla çözmeye çalışıyorum. Ben de aynen Hakan Bey'e katılıyorum. Hakan Bey teşekkür ederim aynı zamanda şu çorapları kısa programda 12 dakikada. Yani hiç o aklıma gelmemişti benim. Ben de bundan sonra öyle yapacağım. Nevresim konusunda da hakikaten yani mesela hem çamaşırın az atılınca makinenin daha temiz yıkadığını ben hani annem falan bunları söyledi. Ve de zaten nevresimin yanına ben başka bir şey atmadığım için onları da o şekilde kaldırıyorum, diğerini takıyorum. Çocuklarınki de aynı zaten. Hani öyle bir sorun olmuyor. Hani karıştırma gibi bir şey olmuyor yani nevresimlerde. Çok iyi. Dediğiniz gibi hani bir eğer çift kişilik bir nevresimse zaten bir makineyi dolduruyor. Ben orada şöyle bir sorun yaşıyordum. Tek kişilik nevresimleri evet yıkıyordum, kurutuyordum. Ama mesela peş peşe yıkayıp kuruttuğum zaman odada karışıyor. Daha çok o söylediğim sorunu katlarken
yaşıyordum ben aslında. Çünkü aynı anda hemen kuruttuktan sonra katlamadığım için, ama benim biraz tembelimle ilgili, kurutup odaya atıyorum. Bir ara toplarım diyorum ama hepsi birbirine karıştığı için ayırt etmede orada sorun yaşadım. Yoksa sadece yıkayıp kurutup kaldırdığınızda tanımak daha kolay dediğiniz gibi. Mürşide bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi çamaşır makinesi, yani bizim doluyor, biz kalabalığız, 4 kişi. Elinizi böyle yan koyunca, yani 5 parmak yan yana yukarı, o boşluk yani kaç santim olur ki bir elin genişliği. O kadar boşluk kalması gerekiyormuş çamaşırla makinenin üstünün arasında. Ve o elimizle çevirebilirsek o makine dolmuş oluyormuş artık. Yani elimizin genişliği kadar boşluk kalması gerekiyormuş. Elimizi yan koyuyoruz ama. Onu bana makineyi kuran bey göstermişti. Evet Serdar Hanım, aynı formülü bana gelen servis sorumlusu da anlatmıştı. Çok dolu olmaması, hani birazcık hava boşluk kalırsa daha rahat makine yıkanırmış. İsterseniz kapatalım yavaş yavaş. Onu ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları dinleyelim. Daha sonra haftaya yerleştirme ve ütülemeye geçeriz. Çamaşırlarım. Belki hoş olmuyor. Ampalana tozmaz oluyor ama özellikle de büyük çamaşır silkeleyip asınca daha iyi oluyor. Sanki daha az böyle kırışık oluyor. Bir de o gömlekler falan sanki daha düzgün oluyor. Ben silkeleyip asıyorum. İkincisi de kazaklarım, böyle güzel tişörtleri falan koltuk altlarına kadar getirip yani ortalayıp asmayı öneriyorum. O zaman ürünler bozulmuyorlar. Bir de eşofmanları, pantolonları, özellikle pantolonları belinden asmak iyi oluyor. Ne kadar ütü yapsanız da ayaklarımda pantolonların bir mandal izi sevmiyorum. Onları da bellerinden asmayı tercih ediyorum. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar, ekleyeceklerim. Kısa bir şey ekleyebilir miyim? Teşekkürler. Buyurun. Nuri ben. Ya benim çok korktuğum bir şeydi, biliyor musunuz? Yalnız kaldığımda işte giysileri ayarlamak, işte o çamaşırı yıkamak falan, eşleştirmek, renkleri ayırt etmek falan. Yani bir gün yalnız kalırsam bunu nasıl yaparım diye çok düşünüyorum ama. Yani şu an sizin deneyimlerinizi dinleyince hakikaten yapılabiliyormuş. Bir de çok hazırcı oldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz çünkü bu paylaşımların amacı bu aslında, yapılabileceğini göstermekti. Hepimiz şu sohbetten bir şeyler öğrendik. Mesela Serdar Hanım'ın asma ile ilgili söylediği ipuçları çok güzeldi. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar, yani evet çamaşırları belli bir programda belli bir deterjan yoğunluğuyla yıkıyoruz. Hani kirlendiğini fark eder etmez yıkıyoruz, tamam. Ama lekenin çıkmadığı da oluyor, olabilir de bundan da rahatsız olmamayı öğrenmemiz lazım aslında. Yani ben iş yerindeki arkadaşlarıma söylüyorum, eğer hani belli bir de yakınlık da oluşuyor zaten. Mutlaka beni uyarın, hani bundan dolayı alınmam, üzülmem, sadece beni uyarmış olursunuz ki ben onu geri gelirse bir kere daha yıkarım. Ya da o lekenin çıkmadığına kanaat getiriyorsam artık o çamaşırı giymem, iptal ederim, tedbirimi alırım. İnsanlık hali, hani kimilerimiz işte ütü birilerine yaptırıyoruz ya da evde gören başkaları oluyor, onlardan sorup öğrenebiliriz. Lekenin çıkmaması da son derece doğal bir şey. Bu konuda da birazcık rahat olmamız lazım. Yani her insanın başına gelen şeyler, biz fark edemeyebiliriz. Sonuçta tedbirimi alıyorum ama geçmiyorsa da yapacağım bir şey yok. Bu yüzden de dünyanın başıma yıkılmasına gerek yok. Bunun altında ezilmeye gerek yok. Birazcık hani bu gibi durumlarda rahat olmayı öğrenmek lazım, öğrenmemiz lazım. Dediğiniz gibi çok da öğretici oluyor. İyi ki hakikaten böyle bir eğitim programı da
konulmuş. Gayet de iyi oldu hepimiz için herhalde. Benim son söyleyeceğim şeyler şunlar olacak. Ben hakikaten şeyi kullanıyorum. Mesela bu Costa türü makinalarda işte kireçlenmeyi engelleyici şeyler. Bir de belli dönemlerde kendime göre dönemlerim var. İşte bu hani bir ay olabilir, 15 gün olabilir, her neyse. Çamaşır makinesinin deterjan bölümünü arkadaşlar yine iki tane bulaşık makinesi tableti. Bulaşık makinesi tableti çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bir sürü yerde kullanılabiliyor. Ben bir yerde okumuştum bunları da oradan aklımda kalmıştı. Dolayısıyla diyorlar ki ve ben de uyguluyorum. Sorduğum insanlar da en azından bir sıkıntı olmadığını söylediler. Deterjan bölümüne iki tane bulaşık makinesi tableti, pardon, evet yani çamaşır makinesinin deterjan bölümüne, yumuşatıcı ya da diğer bölüme değil, deterjan bölümüne iki tane tablet atıp normal bir programda yıkarsanız çamaşır makinenizin de hijyenle ilgili sıkıntısını çözmüş olabilirsiniz. Aklınızda bulun. Boş olarak mı? Boş olarak evet evet, bomboş, bomboş. Makine bomboş, iki tane bulaşık makinesi tableti atıyorsunuz deterjan bölümüne. Ve makineyi normal böyle 1 saat 10 dakika, 1 saat 40 dakika gibi bir programda çalıştırsanız yeterli. Ama kısa programda yani bu 12'de falan çalıştırmayın. Ondan sonra bu iki bulaşık makinesi tableti makinenizin içini gayet güzel temizliyor. Benim bulaşık makinesi tabletini de ben perdelere atıyorum. Perdelere atıyorum bulaşık tabletini. Ama ben şeyine değil direkt içine atıyorum perdeyle beraber. Bir tane tablet atıyorum. Merhaba ben arkadaşlar. Ben çamaşırlarımı makineden çıkarırken banyonun içinde silkeliyorum, katlıyorum, koyuyorum, sonra asmaya götürüyorum. Bayağı kırışıklıkları açılmış oluyor epey bir. Sonra ütüde daha rahat ediyorum. Yani çırparak asıyoruz ve katlarken de çırpıyoruz zaten. O zaman kırışık olmuyor. Evet. Bir de çok kırışan çamaşırları biraz sulu bıraktırabilirsiniz makineye yani. O sentetik bölümünde makinenin biraz sulu bırakma ayarları vardır. O zaman çok kırışık olmaz. Şimdi 600 de sıktırınca zaten kırışık olmuyor ama o zaman da geç kuruyor. Evet. Ben de böyle ortalık evet abi sulu kalıyor o zaman ya. Ben de o yüzden yok hani çok alıyor. Zaten ütüleniyor yani aynen, o kadar kasmaya gerek yok. Bir de şu bulaşık makinesinin deterjanı değil de ben direkt çamaşır suyunu makineye atabilirim. Lekeli çamaşırlara ya da perdelere, çıkmayan perdelere. Ya normalde Ariel hiç gerek duymuyorsun şeye. Yağ falan çok güzel. Bulaşık deterjanından daha güzel söküyor onlar şeyle yağları. Ya da lekeleri bence. Ama çamaşır suyunda renklere dikkat etmek lazım. Yani sadece beyazdan oluşan bir çamaşırsa. Renkli çamaşırlara zaten şey, renkli deterjanı kullanacaksın. O şey Ariel'in beyazlar için olanını saf beyaz çamaşırlara kullandığın zaman iyi oluyor. Bir de renklilere başka bir deterjan. Aspirin denilen bir şey var, ondan da koyulabiliyor. Yani beyazlara ben bazen ondan da koyuyorum. Evet. Normal çamaşır suyu da var. Bim'deki bu Acen'in çamaşır suları falan da makineye zarar vermiyor. Bulaşıklara bile koyuyorum ben bardaklar kokmasın diye. Bazen işte et türü şeyler yendi mi bardaklardan işte insan şeyler kokuyor. Bulaşık makinesinde de dahi ben ara sıra şey atarım. O aspirini sıkarım mesela. Bulaşık makinesini çalıştırırım. Temizliyor çok güzel. O filtresinde falan hiç yağ kalmıyor. Sirke ve karbonatın da çamaşırlar için. Sirke kokar hayatım be. Yok hayır. Yok beyaz sirke öyle kokan bir şey değil. Hayır kokmuyor. Çamaşırlarda da önerilen bir şey ben denemedim ama çok hem de böyle coşkuyla önerilen bir şey. Biz de hiç denemedik ama. Sirke ben de çamaşırlarda denemedim. Halıları falan. Halıları falan siliyorduk parlasın diye ama ben çamaşırlarda bulaşık makinesine mesela limon şeyleri bazen koyarım güzel kokusun diye kaşıklığın içine.
yıkarken o da güzel oluyor. Ama yani genelde işte çamaşır suyuyla aspirin sıkarım makineye, çünkü şey yağlı bulaşıklara, bir de bardaklar parlasın, korozon oluyor ya. Çok zararlı şeyler o kadar. Daha cesaret edemem bulaşık makinesine çamaşır suyu koymaya. Ne çamaşır makinesine ne bulaşık makinesine, çok zararlı. Vallahi şey. Bilmiyorum, ben koyuyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. Hepinize katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Haftaya yine bekliyoruz. Bu kez çamaşırlarımızı ütülüyoruz ve gardırobumuza yerleştiriyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.